Kıymetli dostlar cümleten selamun aleyküm. Geçtiğimiz aylarda birkaç farklı tarihte bir uyarıda bulunmuştum. Özellikle izleyicilerime bunu bir borç olarak bilmiştim. Belki de sesimizi bir yerlere duyurabiliriz ümidiyle. Bazı noktalara dikkat çekmekte gayret göstermiştim. Bu tarihlerden birincisi 7 Aralık tarihiydi. 7 Aralık tarihinde neler söylediğimi ve 7 Aralık'tan bugüne kadar geçen süreç içerisinde bu söylediklerimin nasıl tek tek yani adres adres gerçekleşti bir yandan da müneccim olmadığımı aslına bakarsanız yapılan bazı görüşmelerin, toplantıların Amerika'da, Avrupa'da bazı çevrelere baktığınızda bunları net olarak görebildiğimizi de dile getirmek istiyorum bu videoda. Ve işin 7 Aralık sonrasında yaptığım açıklamanın gerçek olmasıyla birlikte gelecek dönemde nereye gideceğini de anlatmayı kendime bir borç biliyorum. 7 Aralık tarihinden önce 7 Ekim olaylarının İsrail'in katliamlarının başlamasından daha önce 2 ay kadar önce bir süreçte de G20 zirvesinde atılan bir imzadan yola çıkarak haritalar üzerinden bir perspektif çizmiştim. Bakın, orada bir ticaret yoluna dair 19 ülke bir şey imzaladı. Bu imzalanan şeyin sonucunda da yakın bir tarih içerisinde 2023'ün sonlarına doğru bir patlak vererek İsrail Filistin'e çok yoğun ve uzun metrajlı sürecek olan bir saldırı gerçekleştirebilir. Önlemler alınmalı, gerekenler yapılmalı demiştim. Burada Türkiye etkiler özellikle Filistin'e destek verme bağlamında açıklanmayan özellikle bakın birçok adreste ve noktada desteklerini iletiyor. Bunlardan kimsenin hiçbir şüphesi yok ama benim anlattığım 7 Aralık'taki söylediklerim şu an bakın bazılarımız tehlikenin henüz daha farkında değil. Olağanüstü şeyler şeylerin gerçekleştiği bir dünyada yaşıyoruz. Tanrıyı kıyamete zorlama terimi üzerinden yok oluşa doğru insanlığı sürükleyecek ve geri kalanları da köreleştirmek üzerine bir yapılanma inşa edil. Bu aklını kaybetmişler. Sinagogların altına tünel kazabiliyor. Bir ada kurup bir isim, Jeffrey Epstein üzerinden orada insanlığın insanlığından nefret edeceği şeyler yaparak bir şantaj grubu oluşturabiliyor. Coğrafyamızda net olarak fark etmek gerekiyor ki Gazze sonrası için bir şeyler pişirilmekte. Bunun ilk duraklarından birinin Yemen olabileceğini, özellikle Kızıl Deniz olabileceğini dikkatle sizlere aktarmaya gayret göstermiştim. Karşımızdaki güç Müslümanların bütün kutsallarını hedef almak üzere bir yolculuğa çıktı. Bu yolculuğun birinci aşaması Kudüs'tü. Mescid-i Aksa'ydı. Buradan sonlara Kızıldeniz'e atlayacaklarını Yemen üzerinden Mekke Medine ve İstanbul'a sıranın geleceğini, Türkiye topraklarının çok büyük bir tehlike ve tehdit içerisinde olduğunu bir iç ayaklanma çıkartmak için düğmeye bastıklarını burada işte ırkçı bir takım söylemler, militarist bir takım söylemler, efendime söyleyeyim ondan sonra bir Atatürk tartışma Sağ-sol tartışmaları, Türk-Kürt-Alevi bilmem ne tartışmaları, Ümit Özdağ'ın kullandığı dil ve benzeri bir takım çıkışlarla bir iç hesaplaşmaya bizi mecbur bırakacaklarını ben dile getirmiştim. Şimdi o 7 Aralık tarihinde anlattığım şeyi, şimdi buradan size notlarım arasından madde madde dile getirmek istiyorum kıymetli dostlar. Bakın İsrail menşeili gemilerin, ABD ve İngiliz savaş gemilerinin Kızıldeniz'de yeni bir işgalin kapılarını aralayabileceklerini, dile getirdim. ABD, İsrail ve Avrupa donanmasının Kızıldeniz'e büyük bir yığınak yaptığını, bunu bu aşamadan sonra kullanmak isteyeceklerini dile getirmiştim. Somali korsanları gibi bir palavra üzerinden burada bir tehdit varmış gibi görüştürüp, e, burada yine bir Uluslararası planı devreye sokacaklarını, uluslararası koalisyon kılıfıyla bazı hazırlıklara imza atacaklarını söylemiştim. Tehlike büyük demiştim. Hem Süveyş kanalında hem Babilmenbet boğazında işgal girişimleri, denetim artmaları gerçekleşebilir demiştim. Bizim Kanal İstanbul projemizin ne kadar önemli olduğunu buralarda dile getirmiştim. Türkiye'nin savunma sanayinde attığı adımların birilerine silah satıp para kazanmak olmadığı, vergi rekortmeni olmak için yapılmadığını dile getirmiştim. Demiştim. Büyük bir savaş kapımıza dayandı, önlemler alıyoruz diye anlatmıştım. Mekke ve Medine'yi korumak için bugün çok ciddi adımlar, atılımlar yapmalıyız demiştim. Sözde değil özde Müslüman Türk ülkelerin özellikle İslam dünyasının, Türk dünyasının güçlendirilmesi, kuvvetlendirilmesi tek bir çatı altında öyle ya da böyle bazı sistemler kurarak, bunun bazı Turan çalışmaları var, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda bazı çalışmalar var ama hangisi ne kadar yeterli? Ne kadar yeterli acaba bunlar? bir bakmak lazım. Buralara atıfta bulunmuştum. Çünkü büyük bir kaos, büyük bir yıkım bizi bekliyor. Maalesef. Bunu bazı adımlar sadece erteliyor. Ertelemenin önemi şu. O arada daha da güçlü olmak için gayret sarf edebiliyoruz. Bu gayretimizi bazı Afrikalı ülkeleri, bazı İslam ülkelerini, bazı Türk ülkelerini de bu teçhizatlarla güçlendirmek için kullanabiliyoruz. Bakın mesela hava savunma sistemimiz. Bizi kim vuracak ya diyenler falan vardı ya. Bu kafa bu kafa ülkede, ülkenin %48'inden oy aldı. Çok enteresan yani. Şaşırıyorum. Mesela Yemen'in. Yemen'e bir saldırı yapıldı. ABD savaş uçakları ve savaş gemileri Yemen'de özellikle ilk etapta 4 farklı noktayı vurdu ve kendimizi savunmak için bunu yaptık dedi. Çok orantısız bir güç vardı yani. Mesela sapanla sana taş atan bir çocuk var karşında. Sen ona işte yüzlerce füzeyle karşılık veriyorsun. Büyük saçmalık bu. Böyle bir savaş tezahürü yok yani. Dünya tarihi de bunu kabul edecek hadiselerle dolu değil. Şunu anlatıyorum. Mesela Yemen'de hava savunma sistemi sistemi olsaydı Yemen'in ya da Yemen yerinde hava savunma sistemi olan bir ülke olsaydı. ABD'nin bugünkü füze saldırıları bir şey yaramayacak. Vuramayacaktı Yemen. Bizi kim vuracak? Irak'ı vurdular. Suriye'yi vurdular. Libya'yı vurdular. Mısır'ı vurdular. E, Lübnan Lübnan'ı vurdular. Efendime söyleyeyim. Gazze'yi vurdular. Filistin'i vurdular. Daha vurulmadı. Ukrayna'yı vurdular. Vurulmadık yer kalmadı arkadaş ya. Bir Türkiye'yi mi vurmayacak? E bir de Türkiye'de der. Adam biter işte mevzu. Şu anti-militarist tavırların şu anda zamanı değil. Çünkü karşımızdakiler öyle. E savaşmayalım. El ele kol kola güzel bir dünya. Hayat bayram olsa. Her yer seyran olsa. Olsa keşke. Karşındakiler öyle değil. Adam Tanrı'yı kıyamete zorluyorum diyor ya. Zıvanadan çıkmış vaziyetteler. Nükleer silah. Türkiye'yi. Dünya Nihayet nükleer silahlarla tehdit eden ülkeler var ya. Yapılar var. Gruplar var. Bunları kullanmaktan çekinmeyeceklerini dile getiriyorlar. O yüzden bizim öncelikle Akkuyu. Ardından buradan aldığımız tecrübeyle bizim şimdi uzun menzilli balistik füzelerimiz bilmem nelerimiz de var. Bunları hemen apar topar bir şekilde birleştirip nükleer silaha bir an önce sahip olmak zorundayız. Başka çıkar yolumuz yok. Bizim kapımızı bununla da çalacaklar. Şunu söyleyeyim ya. Şunu söyleyeyim artık. Artık bunu da anlayın. Sadece şunu düşünebiliriz. son son 30 yılda ya Türkiye'de bu da olmaz, bölgemizde bu da olmaz, dünyada bu da olmaz dediğimiz ne kadar şey varsa Hepsinin 5 misli fazlası oldu. Şimdi diyorum ki Tanrı'yı kıyamete zorluyorlar. Adamlar zıvanadan çıkmış Türkiye'yi de ateşe atacaklar. Önlem al diyorum. Topyekün milletçe, devletçe, seferberlik her anlamda üretimde, tüketimde, silahlanmada, de, savunma sanayinde, ekonomide her yerde tam bağımsız, hür ve güçlü Türkiye seferberliğini yapalım. Çok daha güçlü yapalım. Parça parça birileri uğraşsın, birileri yatsın, birileri de engel olmaya çalışsın değil. Top yekün yapalım. 30 yılda olmayacak dediklerimizin 5 misli oldu. Bugün olacak dediklerimin en az 10 misli gerçekleşecek. Amerika'nın da sonu geliyor. İsrail'in de sonu geliyor. Bakın Donald Trump bildiğiniz haliyle Harika olan ülkemizin sonuna yaklaştığımızı düşünüyorum diyor. Herkes uçurumun kenarında düşmemek için herkes artık birbirini itecek. Yeni bir düzen kuruluyor. 2024 yılı bunun en sancılı geçeceği yıllardan biri. Çok fazla sürprizle, çok fazla krizle, tehditle, kaosla ve bir o kadar da fırsatla dolu bir yıl geçireceğiz. Burada takınacağımız tavır gerçekten çok çok önemli ve hayati. Kıymetli dostlar mesela nasıl çalışabiliriz bu alanda? Öncelikle bu farkındalık çalışmalarını paylaşarak bunu yapabiliriz. Bugün bu videoyu paylaşsan 3 kişiye 5 kişiye daha gitse. E ne olur arkadaşım? Daha fazla insan bilinçlenmiş olur. Bugün devletler bakın Fransa devleti vatandaşlarının Filistin'e verdiği desteğe dayanamayıp R yaptı. Kimse toplumuna, tebaasına rağmen bir şey yapamaz. Yapmayı denese de uzun süre ayakta kalamaz. O yüzden toplumsal olarak hareket etmemiz devletimizi daha güçlü ve bir şeylere yapmaya da daha cesaretli hale getirecek. Paylaşarak, takip ederek, destek yorumlarında bulunarak bizlere desteklerinizi iletebilirsiniz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, hoşçakalın efendim.